Şu anda tahmin edebileceğiniz üzere pek de iyi bir durumda değilim. Ve bunun tek sebebi hasta olmam da değil. Gördüğüm şeyler hiçbir insanın görmemesi gereken şeyler. Yemek terörü hala devam ediyor. Ve bugün hastalıktan zayıf düşmüş bünyem buna bu kadar katlanamayacağı için ekstra güvenlik önlemi almam gerekti. O zaman hadi başlayalım. Yemek terörü 2. Siyah eldiven 1. Peynir 2. Oo. Bu adı ne bu yemeğin? Metrobüs Killer falan mı? Hayat siken, çevre uzaklaştıran, yürüyen bir biyolojik silaha dönüşmek istiyorsan yiyeceğin ilk şey. Bu ne, işkembe mi o? Ne? Tantini gibi bir şey herhalde. Gözleme, güzel. Çok iyi abi, çok iyi. Harika gidiyorsun. Tamam, peyniri de dök ona, tabii ki de. Yumurta, tamam, onu kızartacak. Bir de onu kızartacak, aynen. Kesinlikle buna gerek vardı yani. Ya kes onu, üstüne de peynir dökeceksin değil mi? Allah belanı versin ya. Soğanı niye kırdın? Ya şu aşamada eliyle soğan kırdı ve soğanı açıp koydu kenara. Hiçbir yerde kullanmadı sonra. Güç gösterisi mi bu? Soğanı ben de elimle kırabilirim. Bu neyin artistliği? Güzel, pastırma. Kısır mı? Çiğ köfte, aynı. İşte bak, çiğ köfteyi etsiz yapıyoruz ya artık. Etli çiğ köfte yasak ya. Bunun bir şekilde hilesini bulmaya çalışıyorlar. Ne yapalım, çiğ köftenin etrafına et saralım. Ya tabi dikine koy çiğ köfte. Aynen. Orada ayin yapacaksın zaten. Yemeyeceğiz onu. Şu görüntüye baksana, bu bir satanist ayini değil mi? Pekala. Yapma ya, yapma ya. Abicim eline sığmıyor, eline sığmıyor. Bir insanın yemek yaparken düşünmesi gereken şeylerden biri. Bir insan bunu ağzına sokabilir mi ya? Bu kadar basit. Yemeği çünkü ağzımıza sokarak yiyoruz insanlar olarak. Bir düşünün, bu ağza sokuluyor mu, sokulabiliyor mu? Devam et, devam et. Hiçbir sorun yok. Devam et. Allah Allah. Bu muydu? Plan bu muydu? Surattaki gülümsemeye bakar mısın ya? Niye ekstradan belirtme gereği duydun ki? Evet. Niye dramatize ediyor? Domates kesiyorsun abicim. Dramatize etme olayı. İnsanlık tarihinde milyarlarca kez yapılmış bir şey bu. Domates kesmek. Bir olayı yok. Dalga mı geçiyorsun abicim? Restorana gidiyorsun ve suratını kapatıyorlar. Düşünsene. Asla komik değil. Asla para ödenmez böyle bir şey. Şaka mı bu ya? Şu muameleye bakar mısın? Şu muameleye bakar mısın? Şey mi, adam felçli falan mı acaba? Bu muamelenin anlamı ne? Niye gözünü kapattınız adamın ya? Peki şırdan. Yok, biber, hayır. Antep fıstığı. Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Gülme, gülümseme. Güzel bir şey yapmıyorsun şu an. Evet, peynir, tamam. Temelde peynir. Et, güzel. Ha, üstüne mac and cheese, peynirli makarna üstüne. Aga cips değil mi o? O cips değil mi aga? Aga cips o, cips lan! Cips! Allah'ım, kötü bir şey söylemek istemiyorum ama şu görüntüye bir baksana ya.
Bu ne ya? Dayı ne yapıyorsun sen? Kaç yaşında adamsın sen ya? Şu hareketlere bak ya. Bu yemek olmuş ama pizza bu. Süt döküyor değil mi pizzanın üstüne şu an? Galiba şu an pizzanın üstüne süt döküyor. Ay o süt değil o krema. Pizza aromalı dondurma yapıyor şu an. Denerim biliyor musun? Sadece bir kereye mahsus olmak üzere denerim. Bunun benim canımı mı çektirmesi gerekiyordu? Sadece böyle akışkan kıvamlı bir şey diye benim canımı mı çektirmesi gerekiyordu bunu? Bak bu bir hamburger tamam mı? Biliyorum yani. siktir ama hamur. Hamura mı buluyor? Yani. Peki abi. Ya yapma. Lütfen yapma ya. Ya yapma ya. Amına koy, yapma şuna. Ya peynir döküyor bir de. Yeter ya. Sosis, ataç mı? Ha, tamam. Tamam, yumurtaya buladı. Kızartacak bunları büyük ihtimalle. Waffle makinesinde kızarttı. O da bir tercih tabi. Üst üste kadar. Bunun üstüne peynir dökmezse var benim götümden siksinleri. Al işte, al işte. Al işte. Al işte. Dayı o ne? Diablo'yu mu çağırıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu ya? Adam şeytanı samınladı ya. Durum ciddi, durum ciddi. Niye çikolata sarayına getirdiler adam? Ha adam şeker hastasıymış anladım. Tamam. 2-3 yıla kolunu bacağını kaybeder herhalde. Peki. Patates kızartması. Güzel. Severim. Peynirli. Üstüne de et döy. Tamam. Carl's Jr'da yapıyorlar bunu. Cips dökme. Patates kızartmasının üstüne cips dökme. Onun üstünde peynir döküyor. Allah belanı versin ya. Çıkar şu siyah eldivenleri. Yapmayın bunu abicim. Yapmayın. Patates kızartmasına cips döküyor ya. Sansu Çin ordusuna yemek hazırlıyor. Milattan önce bilmem kaç. Renklendirilmiş. Ya bu Allah belanı versin ya. O künefeyi o burgerin içine sokarken utanmadın mı? Cidden utanmadın mı? Hiç yani, hiç ya. Hiç yani bir ufacık bir kızarma olmadı mı suratına ya? Basit, aslında bak algoritma basit tamam mı? Vücut kaloriye ihtiyaç duyuyor, o yüzden kalorisi yüksek şeyler insana güzel geliyor. Ekmeğin de kalorisi fazla, künefenin de kalorisi fazla. Hadi bunları birbirinin içine sokalım. Burada senin bilincinin devreye girmesi gerekiyor. İnsan olduğunu hatırlaman gerekiyor. Aga bunu ben niye yapayım ki demen gerekiyor. Peki pilav. Bak bu çok tartışılan bir konu. Pilava ketçap sıkılır mı sıkılmaz mı? Bak pilavı ketçaplı yediğim oldu lise zamanında. Ders aralarında çıkıp pilav yemeye gidiyorduk. Pilav o kadar kötüydü ki ketçap sıktığın zaman daha güzel oluyordu. Normalde ketçaplı yenir mi? Bu soruyu İtalya'da sorarsan seni ibret alem olsun diye sallandırırlar. Pilav çok kötü değilse niye ketçap sıkıyorsun? Hehe bak kanka şimdi bardağı çikolatayla kaplayacağım tamam mı? Hani ben üstüne şimdi çikolata yapıştıracağım sonra. Bir de kurabiye kıracağım, kurabiye yapıştıracağım. Gerizekalılar oturup bardağı yemeye çalışsınlar. Toblerone, muz.
Evet, kız yurdunun yakınlarında açılmış dükkanlarda bugün. Tahin, evet, harika. Rika, sen onu pişirirsin bir de. Aa, çok güzel, çok güzel. Yaptığın şeyin boka benzediğini fark ettiğin o an. Oraya mı? Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Atma şu oraya fritözü. Geri alamazsın. Bunu yediğin anda ölürsün, biliyor musun? Acısız intihar yöntemi bu. Ne? 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 Ne izliyorum ben şu an? Yo, hayır. Hayır. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Gerçekten. Daha fazlasına katlanamam. Hayır. Şapka kızartması. Yani peki. Daha az önce diğer yemekler hakkında kötü bir şey söylediysem özür dilerim gerçekten. Adam şapka kızarttı. Benden bu kadar. Gerçekten. Yemek terörünün bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.